Uğur Çınar bizimle birlikte bu akşam, Sayın Elit Andaççam bizimle birlikte ve Sayın Aytaç Uşun bizimle birlikte. Hemen elimde en sevdiğim şey var. Bir long play. Bu long play yenilerde aslında müzikle ilgilenen, müzik dinlemekle ilgilenen insanlar yenilerde tanıdı ama biz eskiler çok daha eskiden biliyorduk. Dual pikaplar, evet, zamanında rahmetli Valdem'in dualine böyle plaklar koyardık. Sonra benim ufaklık Batuhan birkaç tanesini kırdı. Ben de onun kafasını kırdım. 33 yaşında bir evlattan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Bu müthiş bir şey. Senfonik Türk müziği. Uğur Çınar'ın şeyine baktığımızda, geçmişine baktığımızda hakikaten çok ne diyeyim, listeleyebilecek kadar uzun ve etkileyici bir geçmiş var. Müzikle tanışmanızda siz bize bir minik böyle çıtlatsanız da hepimiz sizi tanısak. İlk müzik eğitimim TRT Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu'yla çok büyük bir ustayla başladı. Muammer Sun hocam oldu. Ne diyorsun hocam ya? Evet. Muammer, ben Yücel Elmas'a yetişebildim ama sen Muammer Sun hocayla başlamışsın. Çalıştım. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı günleri başladı. Orada da klasik Türk müziğinin, halk müziğinin ve Batı müziğinin gerçekten duayenleriyle bir arada oldum. Profesör Nevzat Atlı, Profesör Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Yalçın Tura, Demirhan Altuğ, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, daha var. Kani Karaca. Kani hocayla rahmetli. Evet, Kani Karaca benim usul hocamdı. Kudüm çalıyordum onunla birlikte. Okulda öğrenciyken Kültür Bakanlığı bir imtihan açtı. Yurt çapında sanatçı imtihanı. Hı-hı. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak o imtihanı kazandım ve başladım. Aynı dönemde TRT'de bir imtihan açtı. Hı-hı. TRT'nin imtihanına da girdim. Onu da kazandım. İki devlet kurumunda aynı anda çalıştım. Oo, güzel. Ve TRT'de... Çift maaş. Öyle bakarım. Abi yapma böyle şeyler ya. Abi ben de 3 sene kadar devlet operasındaydım da. Hı-hı. Böyle özellikle şey çıktığımızda... Oraya da geleceğim. Çıktığımızda, devlet operası... Orada da mı vardınız? Orada yoktum. Bayağı oranın var. Başında vardım. AKM'nin müdürü oldum. Oo, bizim AKM'nin. Evet, aa, çok güzel. Taksim AKM'nin. Oranın kantin çocuklarındanım. Evet. Ya sen de iki ama şeyi... o günleri inanın müthiş. Şu anda arıyoruz. Müthiş. O ustalar. Yeni muhteşem bina gerçekten ihtiyaca cevap verdi. Verdi. Evet. Ama o günlerdeki biz... duygu yok. Diğer binanın o sıcak hali. Evet. Ben hatırlıyorum Oktay Keresteci. Oo, evet, evet, evet. Allah'ım ne insanlar. Ayhan Baran'ın, Suna evet, Korat'ın evet, bilmem ne. Of of. Girip çıkmaz. Ya bilirsiniz. Hepsi de biliyorum. Aa. Hepsi benim odamda konuğum olan birçok sıkıntılarını çözdüğüm büyük duayenler. Luciano Pavarotti'ydi, tanıdınız mı? Onu tanımadım. O Mersin Operası'ndaydı. Evet. Ben de tanımadım ama. Önce Ankara'daymış herhalde. Daha Ankara'dan sonra Mersin'e sürgün yemiş. Sürgün yemiş. Oradan Toskana'ya gideceği baba. Merhaba ben. Peki ben şeyi soracağım. Niçin biz sizi bu kadar geç tanıdık? Aslında geç tanınmadım da TRT'de 15 yıldır. Önce İstanbul Radyosu'nda sanatçıyken program yapımcılığı da yapıyordum. Radyo, hı, programcılığı. Ufakta. Hı. Evet. 5 yıl gerçekten çok ödül alan bir program yaptım. Yıldız Sesler isminde. Hı hı. İstanbul Radyosu'na veya TRT radyolarına küsmüş bütün sanatçıları ben yeniden radyoya getirdim. Ajda Pekkan, işte rahmetli Kayahan, Müzeyyen Senar, Perihan Altındağ Sözleri, Ercüment Batanay, kimler yoktu ki bu kadroda? Hepsini küstürmüş müyüz biz? Yani onlar gelmek istemiyorlardı. Ha. Çok zor. Mesela Neşe Karaböcek titreyerek gelmişti. Harbiye'deki şeyden Harbiye'deki bahsediyorsun. Abi, eski bina. Eski bina. Orada 5 yıl bir program yaptım ve her sene ödül alıyordum programda. Hakikaten. Önce bana dediler ki sen Türk müziği sanatçısın, Türk müziği programı yapacaksın. Öyle başladım ve ilk konuğum da Nesrin Sipahi'ydi. Bana çok uğur getirdi Nesrin Hanım. Ya, yani şeyde bir şey söyleyeyim mi? Yani çıtayı da biraz yukarı koymak diye bir deyim var ya. Evet. Sen bayağı bir... Hemen arkasından Emel Sayın'ı getirdim. Ha, gidiyor çıtayı. Yani doğru. Tepelere gidiyordu. İlk yıldan sonra dediler ki radyoda arabesk yasak, biliyorsun TRT'de biz okuyamıyoruz. Evet. Yani fantazi eser adı altında yeni eserleri icra etmeye çalışıyoruz. Radyo daire başkanımız rahmetli Çetin Tezcan dedi ki ben sana izin veriyorum dedi. Hafif hafif dedi. Çağırdığın sanatçıları dedi. Ya onların piyasaya çıkmış albümlerini de kullan dedi. Çok fazla hani bu aşmadan dedi. Çok da bize söz getirmeden dedi. Hatta Bülent Varol bilirsiniz. Bilmez çok mi? Önemli bir duayen. Bir gün Ayşegül Aldinç konuğumdu. Ben çok fazla ileri gittim herhalde. Ayşegül Aldinç gibi bayan yanımda oturunca ben yaygarayı basmaya başladım. Bir telefon açtı. Sen neredesin dedi ya, TRT'desin. Özel radyoda program yapmıyorsun. Yükseldin mi sen Ayşegül Aldinç'e? Ben onu anlamaya çalıştım. Hayır.
Sadece... Ben yükselmiştim vardır. O yüzden rahatım yani. Ayşegül hani sizin oturduğunuz yerde oturduğunda... Ya dedim ki hani... Hakikaten çok güzel bir bayandır Ayşegül Hanım. Pedo'nun Aşığınım şarkısını bizzat söyler. Ya, 10 numara bir insan. Gerçekten. Çok da iyi dostumdur. Ya, birazcık fazla methettim herhalde. Ediniz da, efendim. Kadınları ediniz yani gayet güzel bir şey. Bence. Ben Varol'u biraz evvel de kızdırdım o konuda. O hemen telefonla yayına bağlandı falan. Neyse. Daha sonra televizyona transfer oldum. 15 yıl ben aralıksız... Önce TRT2'de başladım. Klasik Türk müziği programı. Aynı bu saatlerde giriyordum ve program bu saatlerde klasik Türk müziği programı olmasına rağmen ödül üstüne ödül alıyordu. Ya benden çok ödül alıyordunuz da şimdi söyleyemeyeceğim nedenlerden dolayı. Ben çünkü severim hani şeyle hobilerimle uğraşırken arkada Türk sanat müziği olsun. Evet. Birçok insan da sever Türkiye'de. TRT2 ile başladık. TRT müziğe geçtik, transfer olduk. Yani 15 yıl ben TRT televizyonlarında program yaptım. Ünlüymüşsün be abi. Ben sundum. Ne bileyim ya. Hani biz izlerken ben orada şey gözlük takmadığım için hep çift görüyordum. Daha çok dinlemeye çalışıyordum anladığım sadece üzere. Sadece dinlemişsin abi sen. Sen dinlemişsin beni. Ama bu gerçekten bir baş ucu eseri.